Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatte izliyorsanız iyi seyirler. İzmir'e, Sri Lanka ve İran ithalatını karşılamaya gidiyorum. Gene bir gezenti blok olacak. Evet, ithalatçıya geldik. Listemizi hazırlamaya başladık. Hemen sizlere değişik güzel balıkları göstereyim. Challenger'lar. Diskuslar. Bıçak balıkları. Timsah balıkları. Silvurdular. Minimum tetra çeşitleri. Şurada şeyler var. Transgenetik melekler. Odun Pegasus. Hayalet balıkları. Kırmızı burunlar, Amerikan ciklet, Black Ramirez'i, Apistogramma, farklı bir Apistogramma, Red Spotted Severium, astronotlar, yine burada da astronotlar var. Güzel lepistesler geldi. Karışık antler lepistesler. Red Tail Big Ear lepistesler. Green lepistesler. Transgenetik papağan cikletler. Neon Blue lepistesler. Papağan cikletler. Aravana. Green Cobra lepistesler. Koyu ve Tricolor kılıçlar. Black Balloon Molly. Mikari lepistesler. Tuxedo lepistesler. Şurada monolar var. Blue Thread lepistesler. Karışık dişi lepistesler. Transgenetikler. Büyük boy albino Senegal bişirleri. Malzeme toptancısına geldik. Bir toptancı daha geldik. Kepçeler, dip çekim aparatları, çeşit ışıklar, hava hortumları, pipo filtreler. Çeşit ürün.
Nereye baksak bizimle alakalı malzemeler. Akvaryumla ilgili malzemeler. Otomatik yemleme makineleri. Farklı farklı akvaryum arka fon desenleri. Yine pipo filtreyle dolu bir oda. BioLife'ın yüzen filtreleri. Kolyenin içinde çeşit çeşit malzeme var. Devasal pipolar. Isıtıcılar, kafa motorları. Dalga motorları, pipolar. Ne ararsanız mevcut. Hava motorları, ısıtıcılar, iç filtreler. Ses de bayağı kötü. Hastayım. Yapacak bir şey yok. Balık geldi dediler. Atladık arabaya geldik. Yine bir toptancı daha geldik. Yine kepçeler, pipo filtreler, dış filtreler, iç filtreler. Çeşit çeşit kökler. Küp çeşitleri, dış filtre malzemeleri, ısıtıcılar, hava motorları, her yer yem zaten. Akvaryum malzemesi namına her şey mevcut. Japonlar. Babası daha temel. Tabii üstü çıkmaz ki. Bu kadar imkansız. Bunlarda adı olduğu var ya. Yok işte. Bunlar yok. Siz bir de ben. Dişi betalar. Burası da aynı toptancının balık bölümü. Evet, yeni bir toptancıya daha geldik.
Burası Japon bölümü. Çok güzel Red Tuxedo Koyu ile bir sesler var. Betalar bayağı efsane. Transgenet tetraları XX large. Hepsi ayrı renk olunca ayrı bir güzel görünüyorlar. Bu da karışık akvaryum. Ciklet bölümü, beyaz prenses, portakal, sahte frontoza. Moliler, bilek moli, elmaçalı moli. Beyaz moli, Demeson eller, küçük boy transgenetikler, elektrik blue akara, astronotlar, Alpino frenatus, transgenetik melekler. Koyular. Kuskusu adetler. Karışık tetrazonlar. Ve kırmızı transgenetik tetrazonlar. Çok sağlam bir kan fil kulak red mozaik yakaladım. Tek tek seçerek aldım bunları. Hobihaneye götüreceğiz. Evet, balıklarımızı hobihaneye getirdik. Koyacağımız akvaryumları poşetleriyle birlikte koyduk. Tuxedo koyu ile bir sesler. Yelken yüzgeç çöpçüler. Red tail şey pardon. Red mozaik big air ile bir sesler. Gerçekten efsane. Hepsini tek tek kendim seçtim. Mikarif ile bir sesler. Karışık dişi ile bir sesler. Büyük boy leopar vatozlar. Diskusumuz var. Siyah ve albino cüce vatozlar. Green cobra lepistesler. Silverado erkek lepistesler. Red Tail Big Air erkek lepistesler. Blood Red lepistesler. Tuxedo lepistesler. Hobihane lepistesi doydu. Green lepistesler. Karışık Antler lepistesler. Cardinal Tetra. Pigme Koldaras. Hayalet balığı. Bayağı güzel büyük boyda geldiler. Neon Blue Lepistes. Bunlardan bayağı fazla aldım çünkü bunlar çok güzel oluyor. Midyeler. Bu grubun içindeki en değişik balık da alligator, timsah balığı. İki tane timsah balığı aldık. Ve nerete salyangozla tavşan salyangozlar. Hobihaneye
eklenen canlılar bu şekilde. Evet, malzemelerimizi de her zaman olduğu gibi ortalığa serdik. Şöyle baştan başlayalım. Bayağı bol miktarda balık poşeti stoğu yaptım. Gönderdiğimiz için lazım oluyor. Eheim Termokontrol 400 wattlık ısıtıcı. Dev boy yavruluk. Ciklet üreme küpleri. 70 santim hava taşı. 60 santim mavi beyaz led. Dalgıç led. Suyun içinde yanabilen. Fileli purigen ve açık halde satılan purigenlerden 150'şer gramlık. Sobo VP100M kafa motoru, dalga motoru. Kepçelerimiz büyüklü küçüklü. Venusoka saatte 6000 litre su çevirebilen kafa motorumuz. Büyük bir kurulum olacak. 1,5 metrelik akvaryum kuracağız. Bu kayaları da orada kullanacağız. Bu kafa motoru orada kullanılacak. Bu ısıtıcı orada kullanılacak ve birçok malzemeyi Hobeyan'dan götüreceğiz oraya. Güzel bir kurulum, güzel bir video olacak. Derecelerimiz Sunsun 602B dış filtre, Eheim Air 400 hava motoru ultra sessiz. Şöyle şu özellikle Hobeyan'da kullanmak için nitrozon. Gerçekten yeni gelen balıklarda çok iyi oluyor. Çok faydasını gördüm. Kullandığım zaman balıklar sağ salim alışıyor, adapte oluyor ve sıkıntısız bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Aqua Conductor, Bactofit, Beta Mineral, Lepistes Mineral, Ciklet Mineral, Vitamin, Sıvı Gübre ve Spot Ekster, Kaplumbağa Yemleri, Kıvrılabilen Hava Taşları 30 cm, 45 cm, 60 cm ve 75 cm'lik dış filtre malzemeleri, zeolitler iki boy halinde, şöyle bakteri tutucular, seramik ve aktif karbon ve sarı siliskum. Bu da büyük kurulumda kullanacağız. Şimdi yarın bunları yerlerine yerleştiririz. Bugünlük böyle kalıkoysun. Süprelerin kaplarında oluşan sivrisinek lavralarda. Lavraları söyleyemiyorum. Şimdi bunları balıklara vereceğiz. Yeni ışıklı balık figürlerimiz geldi. İki tane melek, bir tane L144, L46, Plako ve Frontoza. Şunlar da hali hazırda asıl olanlar. Seyyar Samp, üçgen samplı pipo filtre ve 3 boy dikdörtgen siyah samplı pipo filtremiz geldi. Bu bir anem stokları. Güzel ürünlerle artmaya devam ediyor. Süper Red tül vatoz yavrularımız geldi. 4 santim civarında var. Bazıları 5 santime yakın.